اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق Sallu ala Resulina Muhammed Allahümme salli ve Sallu ala Şefi'i Zünebina Muhammed Allahümme salli ve Sallu ala Tabibi Kulubina ve Kurrati Ayünina Muhammed Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Rabbim hepimizi, evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi kendi yolundan, imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Ve cümle çocuklarımızın, neslimizin, zürriyetimizin, damatlarımızın, gelinlerimizin de beş vakit namazlarını kılan, Allahu Teala'nın yolunda yürüyen, haram ve helale çok dikkat eden, takva kullardan olmasını, olmamızı nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Ömür gidiyor. Geçen hafta Perşembe günü sohbetimizde sefer ayına girmiştik. Biri dedik. Bugün de sekizi diyoruz. Bir hafta geçti. Eğer normal işte efendim kullandığımız takvime göre de geçen hafta 17 Ağustos'u efendim depremden bahsetmiştik ve bu haftada 24 Ağustos. Dolayısıyla bu geçen giden ömrümüzü nasıl Allah'ımızın arzuladığı, razı olduğu, efendim bize e, gelecek adına cenneti kazandıracak amellerle süsleyebiliriz. Bunun derdindeyiz. Derdinde de olmalıyız. Yoksa insan para ise bir şeyler buluyor, yemekse buluyor, yataksa buluyor, evse buluyor. İyi kötü idare ediyoruz. Yani bunların hepsi sıkıntılı olsa bile geçicidir. Kalıcı olan efendim, eğer bizim bizim Allah ile bağlantımıza sıkıntı varsa, eğer bizim e, değerlerimizden efendim o güzel yolumuzdan sapmamız söz konusuysa ve büyüğümüz efendim küçüğümüze sözünü dinletemiyorsa küçüğümüz büyüğümüze karşı saygılı olmuyorsa asıl kaybettiğimiz noktalar bunlardır. Yoksa parasal yönden, ekonomik yönden şu anda bir e, ülke olarak belki dar darboğazlıyız ama açılacak inşallah. Onun için büyüklerimiz şunu tavsiye etmişler. Eğer güzel bir geçimin varsa rızka kavuşuyorsun, işin güzel efendim o zaman çokça elhamdülillah de elhamdülillah de sakın ha sakın ha nankörlük yapma. Şükreden kullardan Rabbim olmayı hepimize nasip eylesin. Şükreden kullarını Allah seviyor. Şükreden kullarını Allah geleceği nimetten arttırıyor. Dolayısıyla geliyorsa bir şeyler elhamdülillah demek lazım. Elhamdülillah da çok söyleyen insanlara Allah cennette hamd köşkü nasip edecek. Yani çok şükreden kullar, çok hamd eden kullardan olmayı diliyoruz Mevlamızdan inşallah. Peki daraldın ne yapacaksın? Daraldığın zaman da istiğfar et. İşte sularımız mesela şu anda bayağı azaldı. Yani İstanbullular olarak hele efendim susuzluktan Allah korusun önümüzdeki aylarda da yağmur yağmazsa ne olur halimiz bizim? Yani bunu marketler kendileri üretemiyorlar ki Allah verirse onlar satabilecekler. Onlar getirecekler efendim tezgaha koyucu vitrine koyacaklar. Biz de onları alma şansına sahip olacağız. Eski günleri efendim Rabbim bize göstermesin. İstanbul'un 90'lı yıllarda yaşamış olduğu efendim maalesef öyle Sıkıntılı su noktasında günler vardı ki insanların evleri adeta zindan olmuştu. Herkes böyle perişan bir şekilde niye? Su yok. Tuvalete giriyorsun. Yani bu gerçekleri konuşmamız lazım. Sifonu çekeceksin, su yok. Ne yapacaksın? Efendim büyük abdestini yapmışsın, efendim temizlenmen lazım. Ne yapacaksın? Yani yıkanman lazım. Ne yapacaksın? Gusül abdesti gerekiyor. Ne yapacaksın? Dolayısıyla sokağa diziyorlar kuyruğa insanları, bir tanker getiriyorlar. O suyla efendim getireceksin evine iki tane kovayı. Bazen de öyle oluyor ki yarım saat, bir saat, iki saat bekliyorsun. Bir bakıyorsun sana sıra gelince su bitmiş, tanker efendim üretemez ki bir şey. Boş kovalarla evine geliyorsun. Rabbim o günleri göstermesin. Hele şu andaki özellikle Z kuşağı denilen bir kuşak var o kuşak bunların hiçbir tanesi yaşamadı. Hiçbir şey bilmiyorlar. Anlatsanız da hikaye gibi geliyor onlar efendim. Yani onlar dizi filmlerinden daha çok etkileniyorlar. Orada ağlıyorlar, gülüyorlar ama senin anlatmanın hiç etkilenmiyorlar. Ha, sanki duvara vurulmuş, geri gelmiş gibi kabul ediliyor. Allah sonumuzu hayır getirsin. Rabbim bizi acilsin, merhamet etsin. Ve inşallah şu sabiler hürmetine, Allah yoluna koşuşturan güzel insanlar hürmetine ve efendim pil fani Rabbimizin zikrinden ayrılmayan o Allah dostları hürmetine bizlere Bol bol yağmurlar nasip eylesin. Rahmetini sağanak sağanak efendim indirsin, yağdırsın ve barajlarımızın da suarla dolmasını, ülkemizin kalkınmasını, ekonomik bu dar boğazında bir an evvel açılmasını nasip eylesin inşallah. Amin. Şimdi dersimizin konusu da işte nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinden yola çıkarak dedik ki konumuz insanların içerisinde en karlı olan kimdir? İşte bunu liderimiz, önderimiz, biricik peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor bize. Buyuruyor ki Hayrun nas men tali umruhu ve hasun ameluhu İnsanların en hayırlısı İnsanların en karlısı ömrü uzun olup ömrü uzun ve bunun yanında da bunun yanında da amelleri güzel olan kimsedir. Yani yaşadın yaşadın her gün efendim zikrine devam ediyorsun, Kur'an'la devam ediyorsun, hayırlara devam ediyorsun. Allah ile bağlantın çok güzel. İşte sen yaşadıkça kar ediyorsun, karlısın sen. Yani 60 yaşında ölen bir adamla 90 yaşında bu yolda giden kimse tabii ki bir olmuyor. Daha karlı oluyor kimse. Ama yine devam ediyor hadis i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsanlar içerisinde de en zararlısı ya birisine kar var birisine zarar var. Kimdir o? Ömrü uzun fakat ameli kötü olandır. Allah sana vermiş. Yani 40'ı vermiş, 50'yi vermiş, 60'ı vermiş. Hala dönüş yapmıyorsun. Hala yaramazlıklara devam ediyorsun. Hala efendim tövbe istiğfarı efendim geciktiriyorsun. Şişt, doğru değil bu. Dikkat et. Sen efendim kaybediyorsun. Ve insan neyle yaşarsa bir bakıyorsun son nefeste de insanınla beraber küt gidiveriyor. Allah güzel yaşamayı nasip etsin. İmanı kamille huzuruna güzel bizi alsın ve güzel insanlarla Başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la cennetine kabul etsin. Orada beraber olmayı nasip etsin inşallah. Amin. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bir bir hadisinde yine şunu söylüyor. Efdalül a'mali ilallah ahmazuha. Yani Allahü Teala'nın katında en faziletli, en ağır gelen amel hangisini biliyor musunuz diyor. Allah katında en değerli en faziletli efendim sevabı da en ağır gelenler nedir biliyor musunuz İşte insana nefsine en ağır gelen amel Allah katında da en üstün amel odur işte en değerli amel de odur Mesela nefsine bazen para vermek çok zor geliyor. İşte vermeyi efendim zor da olsa yaptığında çok büyük bir kar elde etmiş oluyoruz. Bazen sabah namazına kalkmak, teheccüd namazı tabii ki başımızın tacı. Ama kalkamadık. Hiç olmazsa kardeşim, efendim sabah namazı de ya sabah namazı. Aman sabah namazı. Bizim garanti namazımız, sigorta namazımız, Allah katında en en efendim meleklerin şahit olmuş olduğu Önemli namazlardan bir tanesi cennet kapısını açıyor. Kardeş aman dikkat et, aman dikkat edelim. Ya yani ne pahasına olursa olsun bir uçak kaçıracak adam sabahleyin saat 5'te uçağı var ona göre tedbirini almaz mı? Efendim sabahleyin sınavına girecek bir kimse ona göre tedbirini almaz mı? İş görüşmesine gidecek olan bir kimse efendim ona göre tedbirini almaz mı? Seni Allah çağırıyor ya bu uçaktan da efendim uçak kaçırmaktan da iş görüşmesinden de efendim sınavdan da çok daha önemli bir olay değil mi? Aman aman namaza hassas olmamız lazım. Namazın da efendim başlangıcı sabahın ilk açılışıyla bereketli, huzurlu bir gün geçirmek için sabah namazını vaktinde kılmamız gerekiyor. Çünkü neden? Kim sabah namazını kim sabah namazını vaktinde kılarsa o kimse fehuve fî zimmetillah Allah'ın zimmetindedir. Allah'ın garantisindedir. Allah Celle o gün onu kimseyi bütün gelecek olan afatlardan, sıkıntılardan koruyacaktır. Elhamdülillah. Ona göre diğerlerine nasıl beş dakika arayla telefonunu kuruyorsun, çalsın istiyorsun efendim ona göre efendim bir akıllı adam öyle söyledi. Hocam dedi ben dedi yanımda telefon olursa o telefonun çalmasından sonra bir beş dakika daha uyuyayım diye kapatıyorum zili. Ondan sonra bir kaçırıyorum namazı bakıyorum ki güneş doğmuş. Onun için dedi ben artık formülü şöyle buldum. E, telefonumu bir tencerenin içerisine koyuyorum. Kapının ağzına efendim onu götürüyorum koyuyorum. O tencerenin içerisinde böyle çalmaya başladığında hem tencerenin yankısı, titreşimi, herkes ayağa kalkıyor elhamdülillah efendim, evimizde diyor. Böyle bir formül geliştirmek lazım. Onun için bakıyorsun 11-12 yaşında çocuklar ya babadan ne görüyorlarsa, anneden ne diyorsa onlar da aynılarını yapıyorlar. Çocuk ne konuşuyor biliyor musunuz? Ben diyor işte kenarda 5000 bin liram var diyor. Borsaya girsem diyor ne kazanırım diyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Yani 12-13 yaşında ortaokul çocuğu bunları efendim tefekkür ediyor. Dolayısıyla demek karını, zararını bilen insanlarız biz. Maddesel yönden bu bize iyice işlendi. Bu hücrelerimize kadar efendim girdi. Peki bu aynı çocuğumuz ben bugün sabah namazını kaçırdım deyip de böyle bir dertlenmesi yoksa biraz da kendimiz arayalım suçumuzu. Demek biz ona işlemedik bu noktaları. Parayı konuştuğumuz kadar, geçimi, ekonomiyi konuştuğumuz kadar, pazarı, marketi konuştuğumuz kadar evde namazı, abdesti, Kur'an'ı, Allah yolunu konuşmadık demektir. Allah hepimizi affeylesin. Allah evlatlarımızın neslimizi çok hayırlı eylesin. Kendi istekleriyle namazlara kalkmalarını, namazlarını kılmasını nasip eylesin. Geçen şöyle bir e, olay okudum, hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmış olayım. Anne çocuğun üzerinde namaz, 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 evladım camiye, namaza, evladım camiye, namaza tam 30 yaşına kadar ilgileniyor. Çocuk 30 yaşında evleniyor tabii. Evini efendim ayırıyor. Evlendikten sonrasında bir bakıyor ki anne evlenen çocuğu 30 yaşına kadar camiye, cemaate efendim namaza, abdeste nazlanmış kimse namaza başlıyor seviniyor, mutlu oluyor elhamdülillah diyor ve ve gelinine gidiyor diyor ki gelin Allah senden razı olsun. Çocuğumun hep böyle namaz abdesti, camili, cemaatte olmasını isterdim. Senin sayende oldu. Sen ne güzel bir iş başardın falan deyince orada diyor ki gelin hanım. Anneciğim diyor. Allah senden razı olsun diyor. Bunun bir altyapısını oluşturmuşsun diyor. Ben sadece efendim bir, bir dokunmakla beraber o camiye namaza başladı diyor. Sonra bir kıssa anlatıyor. Diyor ki yolun ortasında kalmış olan böyle bir kaya parçası şeklinde ve onunla da kalkması lazım yolun açılması için. Oradan bir tane güzel insan o kayayı kırmak için balyozla bir vuruyor, iki vuruyor, üç, dört, beş derken 99'a kadar çıkartıyor. En son adamcağızda e, Takat kalmıyor kenara doğru çekiliyor oradan bir genç geliyor alıyor o balyozu bismillah diyor bir indiriyor ve kaya parçası kırılıyor tuzla buz oluyor ondan sonra içerisinden de bir küp altın çıkıyor. Allahu Ekber ya efendim bu e, en son balyozu Varan kimse diyor ki benimdir diyor. E adamcağız da kenarda diyor ki ya ben buna bu kadar emek verdim. 99 kere vuran benim. benim. Sen bir kere vurdun diyor falan. Kadıya gidiyorlar. Hakime gidiyorlar o günkü şartlarda. Hakim efendi dinliyor bunları. Sonunda şöyle bir karar veriyor. Diyor ki 99 tane altını 99 kere vuran birisine vereceksiniz. Bir altın da buna vereceksiniz. Böylece sayın. 99 buraya, bir buraya. 99 buraya, bir buraya. Sonra dönüyor diyor ki işte anneciğim eğer diyor çocuğunuz benim eşim 100 tane sevap kazanıyorsa 99 size aittir. Bir tanesi bana aittir. İlgilenelim. Vuralım. Kapıya tokmakla vuralım. Efendim sesli vuralım. Sevdirerek vuralım. Ama hiç bırakmayalım. Namaz, namaz, namaz olayını işleyelim. İnşallah yavrularımız dönecektir. Rabbim dönmelerini nasip eylesin. Evet yine bu yolda insanın e, sürekli sürekli sevap kazanmasını sağlayacak olanlardan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bahsetmiş. Mesela emru bil maruf sadakatun diyor. Yani emri bil maruf yapmak, insanlar iyiliği emretmek sadakadır. Sevap kazanıyorsun. Durma kardeşim. Yani insanların halini görüyorsun. Allah-u Teala'ya doğru gitmiyorlar. Efendim hep böyle kendileri yaramazlık yapıyor. E sen necisin? Ben neciyim? Hemen orada müdahale edeceğiz. Yaptığınız doğru değildir. Aman efendim bunu bırakın. Bu işe doğru yönelin deyip de bunları emri bil maruf, nehyan müker hep insanın ahirete sermayesini efendim o karlı olan dedik ya insanın en karlısı efendim Ömrü huzur olup da ameli güzel olandır. Biz de kârlarımızı bununla e, yükselteceğiz inşallah. Yani millet parayla kârlarını yükseltesin hiç önemli değil. Allah bizi sıkıntıda bırakmasın, helalinden ayırmasın inşallah. Biz bunlarla gideceğiz. Onun için ne der kitaplarımız? Gittiğimiz zaman ahirete melekler ne getirdin derlermiş. Ama arkamızdan kalanlar ne bıraktı diye sorarlarmış ne getirdin dendiğinde güzel amel sandığımızda, çeyiz sandığımızda güzel şeyler götürebilmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah. Yine Peygamber Aleyhisselatü diyor ki vel Yani güzel kelimeler kullanmak, insanları efendim moral vermek, insanları rahatlatmak, konuşurken güzel kelimeleri seçerek efendim moral e, bozmadan, insanların kalplerini kırmadan konuşmak da bir sadakadır. Onunla dikkat edelim. Eşlerimizi evlerimizde kırmayalım. Çocuklarımızı kırmayalım. Toplumu kırmayalım. Gittiğimiz yerlerde aranan bir insan olalım. Yani ne kadar sert olursanız, kaba olursanız o kadar dışlanırsınız, o kadar istenmeyen birisi olursunuz. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize devam ettiriyor. Diyor ki bir insanın camiye, cemaate gittiği zaman attığı her adım bir sadakadır. Dönüşte bir sadaka kazanıyorsun adımında. Bir de yolda eziyet veren bir taş var, bir çöp var falan. Bunu kaldırıyorsun, kenara doğru atıyorsun, kenara doğru koyuyorsun. Bu da bir sadakadır efendim şuna dikkat edelim aman yani yapmayız da yani yapanları maalesef gördüm. Bazı insanlar var balkondan çıkıyor çöp konteynerine efendim poşeti savuruyor. E, oraya da düşmeyince yola düşüyor. O da bir de patlıyor. Onun içerisindeki kokular, ondaki mikroplar, efendim insanlara verilen zararlar yapamayız biz bunları. Bizim erdemimize, bizim kültürümüze, bizim kalitemize yakışmayan şeyler bunlar. Efendim, hatta bazen şunu da yapıyor insanlar, nasıl olsa diyor kimse görmüyor, gidiyor, yolda e, daha fazla ben gidemeyeceğim durak yaklaştı diyor Veya gideceğim yer yaklaştı, çöpünü bir evin penceresinin önüne bırakıyor, çekiyor gidiyor. E, olur mu kardeşim? Aynen empati yapacaksın, sana yapılmasını istemediğin şeyi sen de yapma, güzel kardeşim benim. Hatta bir olay anlatılır, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından onunla toparlayayım dersimi. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir adam vaktiyle diyor yolda giderken çok susadı ve kuyuya indi. O zaman ancak bu şekilde bu, bu şartlarda su içiliyordu. Kuyulara doğru merdivenler adeta kuymuşlar basamaklar. O basamaklardan tutunarak indi. Suyunu içti. Yukarıya çıktı. Bir baktı ki bir baktı ki bir köpek o da susamış efendim ee, dilini çıkartmış, toprağı yalıyor adeta. Anladı işi ve efendim kendisi indi, ayağındaki ayakkabıyı çıkarttı, suyu içerisine doldurdu ve ağzına ayakkabıyı koydu, tutunarak yine yukarıya doğru çıktı, köpeğin önüne getirdi o suyu, o köpeği sulandırdı. Efendim bir sefer hatta yetmedi, ikinci sefer indi, üçüncü sefer indi ve efendim suya kanınca köpek o da yoluna devam etti. İşte bu yüzden diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celaluhu o kulunu cennetine aldı. Yani bir köpeği efendim sulamak da sadakadır. Dolayısıyla bir insan diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine e, bir dal e, dikse ondan sonra ve o ağaç o dal yeşerse, büyüse, ağaç olsa, meyve verse ondan istifade eden insanlardan, kuşlardan, kurtlardan, hayvanattan kim olursa olsun her yediğinde yine sen sadaka sevabı almış oluyorsun. Hayra doymayacak Müslüman. Ne zamana kadar? Cennet bizim oluncaya kadar. E öyle bir garantimiz de yok. O zaman yürü yolumuza devam edelim. Sonuna kadar Rabbim muvaffak kılsın. Hep hayır yollarına koşmayı nasip eylesin. Şerlerden uzak eylesin hani rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın dediği gibi hayra motor, şerre fren olma Müslüman bir idealidir. İdealist Müslüman bunlara çok dikkat eder. Kadını ile erkeğiyle gittiğimiz toplantılarda kadınlar çay toplantılarında bu konuları konuşacak, faydalı olmaya çalışacak. Erkekler sohbetlerini, iş görüşmelerinde buraya doğru kaydıracak. İnsanların hidayetine vesile olmaya, namaza başlamalarına, Allah yoluna gitmelerine ve

Ya Rabbi muvaffak eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi ile Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ya Rabbi son nefese imanı kamil nasip eyle. Kalbi selim nasip eyle. Evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eyle. Hayırlı, bol, bereketli yağmurlar nasip eyle. Barajlarımızın sularla dönmesi nasip eyle. Bizi ile Biliyoruz Ya Rabbi. Sokaklara çıkamayacak hallerimiz var şu anda. Bu kadar hayasızlık olmaz. Bu kadar insanlar kendilerini bırakamaz ama maalesef Allah'ım bizi affeyle, bizi affeyle. Bir şey de söyleyemiyoruz. Söylediğin zaman beni taciz ediyorsun oluyor. Onun için bu düzenin değişmesini, hayırlı, razı olacağım bir düzenin gelmesini nasip et ya Rabbi. Allah'ım sen her şeye kadir mutlaksın. Ya Rabbi evlerimizin düzelmesini, sokaklarımızın düzelmesini, ülkemizin düzelmesini, dünyanın düzelmesini nasip eyle. İslam'ı, Kur'an'ı bütün dünyaya hakim eyle. Amin, amin, amin. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، طغى اللهم زل قبولي، كنه اللهم زل أفضل مصي، أمة محمد صهرت سلامتي، خير اللهم فتي شر دفعي، Ve ya Rabbi bütün ölmüşlerimizin de ruhları için, Allah rızası için. El Fatiha.